Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir F30 ticareti için buradayız. Biliyorsunuz ki F30 bizim sevdiğimiz araçlardan birisiydi. Daha öncesinde hep dizel ticaretini yaptık. Nadir benzinli almıştık çünkü biraz benzinlilerde sorunlu olabiliyor. Ama arkadaşımda olan bir araç, güvendiğim, baktığı ve sorunsuz dediyse ona güvenebileceğim bir araç olduğunu düşünüyorum. Şu anda kilometresi biraz yüksek. Daha detaylı zaten arabayı inceleyeceğiz. Şimdi Kadir'in yanına çıkmak istiyorum. Bakalım F30 ticareti için ilk önce ona selam verelim. Ardından da onunla birlikte arabayı inceleriz. Kadir de burada ufaktan hem galeri hem de yıkama işi yapıyor. Biraz bize benzetiyorum. Galeri varsa yanında bir de oto yıkama açıyorsunuz arkadaşlar. Ömer'le Faruk'un birlikte gelmesi gibi. O yüzden oto yıkama işi galericilerde olmazsa olmaz. Şöyle çıkalım. Maraz Ali işi bir ofis yapmış kendine. Hoş bulduk. Kanka direkt sana selam verdikten sonra hemen mikrofonu cebimden çıkarıp daha iyi sesini almak için mikrofonunu vereyim. Şöyle takalım. Bir tane de göğüs kılından aldım, aklına helal et. Kılım yok. Ne yapıyorsun kanka, nasıl gidiyor? Bir oturayım ya. 8 tane merdiven çıktık. Kısa aslında merdiven. Vallahi nasıl gidiyor iş güç? Şükür kanka, koştum. Telefonda konuştuk, görüştük. Araba da yanıyor ama yıkatmışsın. Şimdi tertemiz. Vallahi beyaz F30'lar da güzel duruyor. Hele ki bu 5 kol jantlarla. Nasıl gidiyor? Ya kanka koşturuyoruz da böyle tam anlamıyla galeriye dönmek istiyorum. Birkaç yerde bulduk daha büyük bir yer. İnşallah burayı verirsek. Yıkamayı mı vereceksin? Aynen, vereceğim. Biraz esnaflık, sabah aç, akşam kapat. Yok, yordu bizi. Değil mi? Yoruyor bazen. Yani ama mantıklı bir iş kanka. Erkek adam kanka işi yani. Her galerinin başta yıkamacı olduğunu düşünürsek ben de o kafayla açtım ama işe yetişemiyorum. Tabii hem illa. Hem arada şehir dışlara çıkıyorsun. Burada tabii eleman oluyor ama başına durma. Devrediyorsan bir takipçimiz falan alır, devrediyor, bir hayırlı bir ticaret olur. Devrediyor güzel, musun? Güzel bir rakama. İlanda falan mı? Var, ilanda var. Tamam, o zaman ilan linkini senin için koyayım. Belki tamam. Birine de hayırlı bir ekmek kapısı olur. Yardımcı da oluruz zaten. Eyvallah, belki. Güzel. Arabanın başına geçelim. Tamam. Bir F30'a bakalım. F30 güzel ya. Güzel güzel. Bizim de sevdiğimiz arabalardan. Şimdi biraz araba hakkında bilgi alalım. Ben baktım tamam, ama arkadaşlar da... 2013 model. Tamam. 314 bin kilometrede. Biraz evet. Yüksek gibi gelebilir ama benzinli arabada çok şey değil. Arabada sadece bir tane lokal boya var. Kapı, arka kapı değişen. Harici söktak kesinlikle yok. Söktaka ben takıntılıyım biraz. Dediğim gibi bir tane de lokal var. Muhammed bir değişen bir lokal mi var? Aynen. Total olarak? Yani lokal belki eksperde çıkmayabilir. Tremer ne var? 4000. 4000 lira. O da lokalden kaynaklı. Herhangi bir şase, podye, yok, panel, yok. F30 kanka. Boya yok. Çünkü F30 gittiği kadar durmayan bir araba. Evet, yani yok, motoru yok. Arkadan itişli olduğu şöyle, için. Şöyle, ben arabayı orijinal şekilde aldım. Hatta ben bir abladan aldım. Bayağı uzun yıllardır o eşinden ona geçmiş araba. O yüzden öyle yanlamış veya çiplenmiş, hızlı gitmiş bir araba değil. Zaten F80 dönüşüm olduğunda biraz daha tehlikeli bakıyorum ama araba yok, tadında. Yok, tadında. Araba modern mi yoksa sportline mi? Modern line. Modern line yani mı? Yani iç dış M, iç ve karo hariç ama ruhsatta modern line. İçi bej olan. Anladım. Ama bej herhalde senin. Torpido da mı bej? Bej. Anladım. Komple beji yani. Yani direksiyonu sonradan taktığımız için siyah. Tamam. 1.6 benzinliler kaç beygir oluyordu? Bu şöyle bir değişiklik var bu arabada. Biz bu arabayı eksperi sokarken şöyle bir şey karşılaştık. Araba 2012'nin son çıkışı olduğu için 177 beygirlik olanlarda. Yani 184 beygir olan, çok özür dilerim. 184 aynen. Beygir 1.6'da var mı? Var. Benzinli de. Var. Dizel diyebiliyorum. 177 yok, oluyor 1.6'ları. Çünkü motorun birazdan açtığımıza bakarız. F10 motoruna benzer bir motor var üstünde. Anladım. Bu şey dediğim motor mu? 1.6 böyle aynen. Fındık motor fındık diyorlar. Motor diyor. Bir açabilir misin ya? Çok merak ettim. Bir arabaya bakmadan motoruna bakayım. Çünkü F10'larda bazıları 250'ye falan gördükleri oluyor. Yani o fındık motor olayı. Aynen, bu fındık motor kanka. N20 işte. N20 aynen. Çünkü bunlarda daha bir farklı motor var. Komple şuraya yayılan. Biz de şunu o bahsettiğim orijinal. Biz bu arabayı eksper'e soktuğumuzda adam dedi ki bunun motoru değişik. Ben dedim hani sandık motor mu dedim. Yok dedi. Son F30 olduğu için hani 2012'deki çıkıştaki F30 olduğu için en sağlıklı motor dediler bize. Yani. Evet evet. Bu bahsettiğim fındık. Yani. Bir motor performansına da bakarız. Hatta açmışken bir çalıştır istersen tamam. Bir dinleyelim. Dizellerde ses yok. Dram ses yok. Ses yok mu? A-a. Dizellerde biz alıştık böyle har 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 sesi. Bakalım benzinlisi nasıl çalışıyor. Evet, sadece bir gıcırtı sesi alıyorsunuz diye. O da bujilerin işte benzini ateşlemesinden kaynaklı. Onun haricinde bir piston sesi, tak tuk ses gelmiyor gayet de. Sessiz çalışıyor. Şimdi arabanın bir kaputu açmışken adetlendir bakalım. Sen bak, arkadaşımsın, güveniyorum elbette ama şu an bir vidalarına bakmış olalım. Şuraları falan gizliyorlar bunlarda ama hiç uğraşmayayım ya. Ekspertizde daha detaylı bakarız. Şöyle kaputa falan bakıyorum. Ön düzen bu arabada benim için önemli. Çünkü F30'larda önden genelde kazalar olabiliyor. Ama bu arabada herhangi bir kaza şu anlık görmüyorum. Yani vidalarda oynama olsun, fabrika orijinal çakomastiği hariç
çakomastik görmüyorum. Far ayaklarında herhangi bir kırılma kaynak da yok. Bunlar benim için şu an gözle görebileceğim önemli verilerden birisi. Zaten şu podiyi komple görüyorsunuz. Açık. Yani şu ön kısımda bir kopma kaynak olsaydı ya da bu podyede bir işlem olsaydı bunu çok rahat anlardınız. Yani gözle görebileceğiniz mesafesi büyük. Kaputu kapatayım. Daha detaylı ekspertizde bakarız. Bir de F30'ların beyazlarında taş izleri çok yok, belli olur. Arabada izi çizim. Evet, taş izi de yok. Mesela şöyle göstereyim. Birkaç tane olanında taş izi olduğu zaman çok belli oluyor. Ama bu arabada nadir. Çünkü kilometresi yüksek. Hani diyorsun i̇şte uzun yolda mı oldu? Çok temiz bakımı. Evet. Zaten dışı biz yaptık. Gerek ön arka tampon olsun, direksiyon olsun, jant lastiği olsun, koilover olsun. Hepsini biz yaptık. Bu araba çok orijinaldi yani. Antalya'dan mı aldın 07 plaka? Plakayı da şöyle bir şey oldu. Normalde özel plakam var. Noter o an sistem gittiği için son dakikaya kaldı. Hiç plakayla uğraşamadan arabayı aldım. Anladım. Yok, güzel duruyor ya. Farklı duruyor. Özel plakam var yani. Ben de 57'den yürüyorum şu an Sinop'tan. Ben o güzel duruyor. Ben de Antalyalıyım. Antalyalı mısın? Yani neresinden? Zaten... Ya bizimkisi biraz daha köy kalıyor. Aksekli tarzı. He, Aksekli. Yayla, Toros'ta. Anladım, anladım. Olsun. Güzel. Antalya memleket. Ama Side'ye bir saat. Memleket dediğin Antalya olması aynen, lazım. Ya güzel. İzmir ya da Antalya diye. Ya mesela Ali de Iğdırlı yani. Olsun. Iğdırlılara selam buradan. Her yeri çok güzel. Tabii her yerin farklı bir tadı var da Antalya'da farklı bir olay ya abi şimdi. Memleketin Antalya, bir millet oraya tatile gidiyor. Yani. İnşallah bakalım. Jantların 19 mu? Evet, 19-35 yanak. Evet, yanakları zaten ince. 19 koydun mu bu arabada? Aynen. 35'i koyman lazım. Bir tık da arkaları basmışsın. Arkaları 245. Aha, bastım. Arabada coil mi var, yay mı? Coil var. Coil var. O da güzel. İstediğine göre evet, ayar çekebilirsin. Sadece şurada... şöyle bir talihsizlik oldu. Evet. O da dün oldu. Hadi ya. Evet. Nasıl vallahi oldu ben de biliyorum. Bir basiretsizlik evet, olmuş. Ya büyük ihtimal otoparkta sürttüler. Ama tamponu zaten önceden boyanmış. Aha, boyalı zaten. Şuralardan detaylarda da var. Rötuş da yapılmış. Aha. Problem değil. Üstünden geçeceğiz. Oraya da bir rötuş çakarız. Şanssızlık sana denk geldi. Olsun. Yani. O da arabanın nazarı olsun. Çizik ben sevmem yani. Olsun. Yarasa aynı kapağı takmışsın. Cam filmin bunu var. Bunu sökeceğim. Ya da beyaza yakıştıramadın boyatacağım. Mı? Biraz apaçı şimdi de. Yani evet, araba kalem anladım gibi duruluyor. Bunu ve şu arka spoiler'ı ya çıkaracağım ya beyaza boyayacağım. Anladım. O ayarlanır ya. Biz ayarlarız onları. Sen canını sık. Biz alacağımız için. Bu arabadaki en büyük ekstralardan biri sunroof. Evet, sunroof. Çünkü sunroof'la sunroofsuzlar arası 100-150 bin lira çok oynuyor. Oynuyor. Çok de oynuyor. Sunroofsuz F30 durmuyor. Yani. Evet. Ya bu arabayı alan durması için alıyor. Yani bir hareketliliği bir var. Bir de tam açtığında sunroofsuz... çok tatlı değil. Şu. Bu yani. Sen yapmışsın ayarını. Ya yani kar da yağsa, yağmur da yağsa F30'da şu ayar durması lazım. Almıyor zaten bu şekilde. Şu şekilde almıyor hayır, mu? Hayır, kesinlikle almıyor. Ben hatta geceleri bile böyle açık bırakıp gidiyorum. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. 10 senelik araba ya. Bazen yok, kanalları tıkanıyor. Ben çok denedim, almadı yani. Almadı. Ben her yere böyle bırakıyorum. Anladım. Sana hiç güveniyorum ya. Sen bu işi yapıyorsun. Arabanın bakıyorum ezik, buruk bir yok, yerinde bir şey var bir mı diye. Bir ön tampon var işte dedim. Evet. Onun haricinde yine ben bir adettendir tabii şöyle kapılara falan bakayım. Herhangi bir şey yok yani dediğin gibi. Vidalarda oynama yok. Aynı şekilde direğe bakıyorsunuz. Direkte de yok. Etiketleri falan üstünde duruyor bu arada. Evet, etiketleri de gördüm. Arka tamponda da ufak tefek ön tamponda olduğu gibi şöyle şimdi burası boy atmaları var. Buradan mesela koyuyoruz. Çıkmak isteyen sürterek çıkıyor. Anladım. Bunlar burada oldu yani. İlla ki olur kanka. Tampona aynen, takılmıyorum ya. Senle bizim aramızda laf olmaz onun. Yaptırıp veririz hiç önemli. Eyvallah, sağ olasın. Arabada bir şey bulamıyorum yani. İkinci el arabada bir şey bulursun. Hani aa burada gamze İçine var. İçine çok temiz bu. Burada şu var dersin. Aynen, arabada hiçbir şey yok. Dediğim gibi ön arka tamponda ben boyatırı veririm, merak etme yani. Sen arabayı aldıktan sonra bir şey yaptın mı? Antalya'dan şöyle, aldıktan tabii sonra. Tabii ön arka tampon yaptım, jant lastik yaptım, direksiyon koydum. Sen eme çevirdin o zaman. Aha, tabii. Aynen. İçi direksiyonu da 2 gün önce koydum hatta. Güzel. Arabayı harcamışsın ama olmuş. Güzel. Jantlar var mıydı üstünde? Yok. Jantları da sen yaptın. Ama bu jantlar güzel hatta duruyor. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben bu lastik jantın içine girdi ince yanak olduğu için. Hı-hı. Bu lastik jantı açıp konuşup kaynak attırmak zorunda kaldım aldıktan sonra. Hadi ya. Bir tanesinde kaynak var. Yalan şimdi dostlarla tabii, konuşuyoruz. Tabii tabii, eyvallah. Normalde kime söylesen anlamaz. Aya illa ki. Ama ben sana söylüyorum. Eyvallah, bir tanesinde kaynak var. Çünkü araba jantın içine girdi. Hı-hı. Yolda kaldık. Başımıza öyle bir şey geldi. Tek olsun, jant da bulamadım. Anladım. Çok ya, ufak ama. Komple... 5 santim falan ama yaptırabiliyorsan yaptırmışsın. Yaptırdım. Olmuş. Hayır, problem değil zaten. Ama hani yarın bir gün değiştirmek istersin jantı. Anladım. Bir jantçıya götürürsün, bir tane de kaynak bir tane var. Vermez ama yani. Aynen, tek bulma için için. Komple değiştirmen lazım. O da şu anda 20 bin lira vardır bir jant net fiyatı. Var. Yani. Yeni kurda bilmiyorum ama 19 aynen, olduğu için 18'ler biraz daha ucuz. Yok, sen yapabileceğin en mantıklısını yapmışsın. Aynen, ya şimdi diğer 3 jantı da başka çöpe atmak sıkıntı. Için. Tabii biraz güvenlik için problem. Şimdi tabii, 200 yaptığında ya kaynaklı bir janta bindiğinde. Ben olarak her gün bu arabayı bilmiyorum. Hmm. Yani polon falan var, onları da biliyorum.
Bununla hafta sonu çıkarsam çıkıyorum. Ya araba bize geçerse ben o 4 jantı değiştiririm. Vebal kalmış. Almayalım tamam, abi şimdi arabayı para, satacağız. Para durumuna kalmış. Yok yok tabii para durumuna göre ama bazen de para... Ama bak şu konuda şanslısın. Arabada ekstra yapılacak bir şey yok ya. Aynen. Bir jant lastiği harcayacaksın. Ya ekstra yapılacak bir şey yok ama bunu mesela çöpe de atamazsın. Evet. Ben bunu yine satışa koyarım. Hani ikinci el olarak altına. Yazarım kaynaklı. Ben böyle binmek istiyorum diyen yani öyle binsin. Ama gene hiç yoksa 10 lira eder. Hiç tabii ki hiç yoktan yani. Eder ama şöyle bir çöpe şey var. Ben mesela... bu arabayı alacağım. İlla ki rafımda duracak ya da bir iki ay bineceğim. Satacağım. Ardından adam bilmez söylemeyi unuturum ya da söylerim. O vebale girilmez. Adam söylediysem sana sen de başkasına evet. söyle. F30 çünkü şımarık bir araba abi. Adam basacak 200-250. Ya, tabii canım. Bir şeyden vallahi geçecek böyle köprü bağlantısından. Ya bir de bunun geri dönüşü yok. Araba durmuyor. Tabii yani. Tabii. Yani bir spin atarsa bitti tutarsın oğlum. Doğru. Bu olayı bir çözeriz. Söylemen iyi oldu. Onu ben söyleyeyim bak bir fiyat kırabileceğim. Aynen bir şey. Kendim söyledim bir de ne yazık aynen. ki. Aynen. Ama olsun. Olsun. Sağlığımıza o vebali şey almayalım. Da. Sağlığa aynen. bir şey olmasın. Kaza bela oluyor. En kolay, en güzel bir şekilde atlatmak lazım. Arabanın bakımları falan... Hepsi yeni. Sen yeni mi yaptırdın? Ben sadece yağlama bakımını yaptırdım. Filtre falan ya yapmadın. Hepsi değişti. Yağlama ve filtreler değişti. Hani... Yani kayış, zincir ona girmedin. Anladım. O zaten yalan çok büyük bir bakım olur. Acaba yapıldı mı ama arabanın 200 bin bakımı? 200'ü geçtiği için kesin yapılmıştır. Çünkü ses yok. Evet, yani zincirde ses yok. Zincirde zaten şöyle bir şey var. Kayışa göre daha güzel, daha maliyetli oluyor ama... Ama çok uzun kilometre gidiyor. Aynen çok yani uzun kilometre gidiyor. Değişti bu net eminim. Bir de şöyle bir şey var. Zincirde ben kopacağım dediği sesler var. Şıkır şıkır ediyor böyle arabanın bunu içinde. Bunu sana da götürsek net değiştirir ben eminim. Evet belli sessiz çalışmasından belli. Eğer değişmemiş olsaydı o şıkırtı gelirdi yani. Ama herhangi bir problem görmüyorum. Kanka benim için dışı okey. Arabayı yapacağını da yapmışsın. Isterse. Aynen içine de Ali baksın bir de sürüşüne baksın. Tabii, ardından sizin. Pazarlıkla araba da anlaşırsak sizin, komple sizin. Bir dükkan araba paket düşünür müsün? Ona göre bir maliye çıkartırız inşallah. Tamam ayarlarız. Ali de o zaman bir içine baksın. Tamam. Ama öncelikle sana hediye ettiğimiz tişört ve benim üzerimdeki tişört gibi birçok tişört ve şort modelini şu anda kendi mağazamız olan Küçük Burjuvazi Store'da bulabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve sabitlenmiş yoruma bakarak siz de dünya markalarını en uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz. Hadi gelin bir de arabanın içine bakalım. Arkadaşlar arabayı bir tık daha içeriye aldık. Gerçekten dışarıda durmuyor çok Kadir sıcak. Yani. İnanılmaz çok bir sıcak var. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İşin gücün nasıl? Şükür koşturmaya mücadeleye devam ediyoruz. Maşallah. Yoğunluklarla uğraşıyoruz. Vallahi ben F30 arkadaşlar çok severim. Bir de özellikle temiz olunca biliyorsun dayanamıyorum. Tertemiz. Bir de benzinlisine bakalım dedik. Geldik, niyet ettik. Şimdi arkadaşlar araba modern line. Doğru mu? Evet. İç dışı hem. Modern line'larda eksi olarak şey yok. Katlanır aynı yok doğru evet, mu? Evet katlanır aynı yok. Rekara yok, NVT yok. Ha rekara da yok değil mi? Evet. Gösterelim arkadaşlar. Bir karşı tarafı aç istersen. Var mı arabada özel bir şey? Dalıyoruz arabanın içine. Daldım tabii canım. Valla daldım. Araba senin. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Araba normalde F30'larda şey görmeye alıştık komple deriyi. Bu araba komple deri değil arkadaşlar. Kenarlar deri. Ortası süet mi? Aynen süet. Komple deri bir koltuğu yok. Komple deri olmayınca da arkadaşlar kirler tabii ki de çok fazla belli oluyor. Şimdi bir gireyim bismillah. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Yemin ederim her F30'un içi mi aynı kokar ya? Evet kokuların hepsi. Allah çarpsın resmen kokusu var arabanın yani. Kalite. Kalite kokuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar zaten bu direksiyon sıfır belli. Yakın zamanda mı aldın kanka? İki gün falan oldu. İki gün var değil mi? Aha. Çünkü çizik yok direksiyonun üzerinde. Şöyle gösterelim. Almıyorsun değil mi kanka? Elimle diyebilirim sana. Efendim? Eşek semiriyle muhabbeti. Almıyorsun. Ha, güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlarda arkadaşlar iki tip var. Bu ince kulakçıklı olanı. Biz de F30'a biraz hakimizdir kanka. Bunlar en değerlisi. Gerçekten evet. Güzel bir direksiyon var. Ve hepsi var. Aktif bu arada. Normalde hız sabitleme? Evet o da aktif. Normalde yazılımını yaptırdın mı? Evet hepsini yaptırdık. Tamam güzel çalışıyor. Yani deneyebilirsin. Normalde direksiyonu aktif. Taktırırsınız arkadaşlar. Hız sabitleme çalışmaz. Cruise control hepsi çalışıyor. Onu yazılımla yapıyorsun. Yazılımcıya da gitmişsin. Evet. İş bırakmamışsın. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Analog gösterge. Hayat olanları da var tabii de. Evet. Onlar artık başka bir boyut. Benim KT'yi vardı. O da analogtu. Tam sevdiğim F30'da sevdiğim paket. Bundan bu. Önce bende siyahı vardı boyasız. O da benim hayalet ekranım. Hayalet ekran mıydı? Bak onlar çok güzel. Şimdi evet, çok alamıyorsunuz arkadaşlar parayla. Yani işte şöyle. Anladım. Şu kısmı hayalet. Ya ne paralara ne arabalar sattık da şimdi artık piyasa yanına yaklaşamıyorsun yani. Ne yazık ki piyasa koşuyor. Vallahi dediğin gibi. Araba güzel ama ya. İçi güzel. İç dış kondisyonu güzel. Zaten oto yıkamacıkla yaptığın için. Arka koltuklar da çok güzel. Sadece şurada bir tane sigara yanığı var. O nerede da var? Çok şu. Şunu mu diyorsun? Yok yok koltuklar. Bak burada da var ama ha. Bak onu ben şimdi. Bak.
Bak, sen bana fark ettirdin. Şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Arkada kim sigara içtiyse. Arkada kim sigara içtiyse burayı yakmış. Evet, onu ben bir hesabını soracağım. Bakın arkadaşlar, burada da şimdi arabanın içinde sigara içilmemiş gibi bir iddiamız yok zaten. İçiyoruz. Sen kullanıyorsun. Evet, evet. Bakın burada arkadaşlar her zaman şu direkte sigara içilen arabada mutlaka bir yanık olur. İstisnasız. Karşı direkte de var, bir de şurada var. Bunlar ufak tefek şeyler ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Şurada bir tane evet, sigara yanığımız olmuş. Buraya yapabildiğimiz kadar bir dikiş atılmış. Aynen. İyi kanka yine ya. Olur. Bir sıfır araba almıyoruz. Model. 200 bin kilometre. Aynen yani. Öyle. Normal. Ama yani modeline göre de temiz araba. Yok yok, modeline göre temiz ya. 2013. Dış kondisyonu çok iyi yani. Kanka arka sis lambası arızalı uyarısı yaptı. Onu da bugün yaktı biliyor musun? Valla. Evet, arka sis bugün yaktı. Çok önemli bir şey değil tamam, ama yaptırmak lazım. E tabi. Ya BMW'de şunlar çıktı mı şükretmek lazım aslında. Yani arıza sis yaktı mı? Diğer göre sis falan çok oyuncak geliyor. Arada bir tahrip uyarısı yakıyordu bende. Sonra geçiyordu. Ben de kapatıp açınca geçiyor. Su değil mi? O kronik galiba. Aynen, o artık yakıyor yani. Yakıyor bırakıyor. Hele ki benzinli de daha fazla yakıyor. Benzinli daha fazla aynen. Yakıyor değil mi? Benim de benzinli bir tane vardı zaten, onda yakıyordu. Evet kesin. Dizelde yakmadı zaten. Dizelde yakmıyor. Benzinli de çok sık yakıyor. Benim de Allah'a şükür bir aydır falan yakmıyor. İyi bari. Kanka aklına gelen şu masrafı yapıyor. Bu masrafı var dediğin bir şey. Olsaydı ben yaptırırdım. Anladım. Ama benim sen zaten titizsin kanka, anladım. Ben çok titizim, olsa yaptırırım çünkü biliyoruz. Muayene ne zaman kanka? Sıfır. Muayene sıfır mı? İyi, uğraşmayacağız ya. Zaten gerçekten muayeneden sonra lastiği falan koydum. Ha, basmayı yaptım. Falan muayeneden sonra yaptım. Basma geçiyor da egzoz geçmiyor, onu da ya, denedik yani. Egzozumuz yok zaten. Bu batıklıkla muayeneden geçirdim arabayı. Ya ona bakarsan ben turbopoda geçirdim. Allah Allah. Aynen. O şans artık. Ya, o bazısı eğriliği de geçiriyor ama artık biraz ben şans ya. Ben hiç gelmedim eğriliği ama. Ben gördüm, bir tane geçiren gördüm. O da bir şeyler var. O da vardır diye tahmin ediyorum artık, çok bakalım. Çok suç almayalım, günah almayalım. Tamam kanka, araban güzel. Ne diyebilirim ki? F30 F30'dur. Zaten aşina olduğumuz arabalar. Bir arka koltuklarına da bakayım, bak, adetlendir. Bak. Hiç bakmamış olmadım. Kapı kolların erimiş mi? Evet. Bakın F30'da arkadaşlar. O artık kronik. Bu kapı kolu erir. Ben bunu yedeğiyle dolaşıyordum sürekli. Ben onu ya aldım ya alacağım. Şu an bir tane siparişim de var galiba. Dur bir de şu önlere bakayım. Önler tabii daha kötü. Evet. Arkalar daha az güneş görüyor ya. Için. Öne daha çok binildiği için. Şuradaki plastiği bir yapamıyorlar arkadaşlar yani. Bak şöyle de göstereyim ne şekilde çıkar zaten. Bu plastik arkadaşlar zaman içinde güneşte eriyor. İşte yılların verdiği bir şey. Buna yapacak bir şey aynen yok. Aynen öyle. Ömür geçiyor valla. Valla ömür geçiyor dediğin gibi. Kanka araban güzel. Bir iki tane kronik sıkıntısı var. Onun dışında da yani 2013 model arkadaşlar araba artık yeni araba sınıfından çıkıyor yani. Aynen öyle. 10 senelik araba. O yüzden peki çoğu benim çok F30'lu arkadaşım var. Mesela daha büyük kronik sorunlu olanları da var. Artık bıkmış derecede var. Kanka bu benzinlerde yağ damlatma sıkıntısı var. Yok bende kesin. Sende yok, çok güzel. Terleme bile belki yoktur. Onu sokup bakmamız lazım. Tamam, onu bakarız kanka. Eksperde çıkar zaten. Kanka şu an saat zaten, noter için geç. Bir eksper yapalım. Tamam. Para eksper. Konuşalım. Tamam. Ne yapalım parayı? Ne yapalım? Dostane bir şey söyle. Dostane yapalım. Bir şey yapalım ya. Tamam. Neye vereceğim bu arabayı bize? Arabanın biraz kilometresi var. Yani. Ya var da piyasada. Tamam tamam. Yani. Biraz kilometresi ben var. Ben yine altını çizmek istedim var. Yani. Yani 1-200 bandında bir şey mi düşünüyorum? Kanka o piyasaya gider ya. Dosta gitmez o. Ne yapalım? Senin ne düşüneceksin? 1-100. Ne olacak canım, yüzde kaç, 7? Onu eksper sonrası konuşalım ister. Eksper sonrası mı aynen. Konuşalım? Yani tamam, eğer kanka. Ki benim bilmediğim bir şey vardır. Şimdi dostlarla konuşuruz. Şimdi 1-100 derim. Eksperden sonra bir ufak bir şey daha çıkar. Kanını emeriz. 1-100 kesinlikle olmaz da belki 50'li paraları konuşuruz. Tamam kanka. Onu eksper sonrası. Tamam, eksper sonrası yapalım. Bir şey vardır. Tamam. İlla lan bunun var ya, yemin ederim dizelini. Dizelini bir de sende bir parça değişen bir parça lokal var. Dizel aynen. Boyasızını kaça verdin? 950 mi 1 milyona mı ne verdin? Piyasa koşmaya devam edecek. Vallahi kanka. Bir de 150 bin de miydi? 160 bin de miydi? Ya kendi arabamıza bile zam geldi. Topu vallahi kanka 350 ya. 350 binler attı yani. Kanka piyasa uçuyor ya. Evet, o yüzden vallahi şimdi için bu bugün aldın kardasın. Videoyu ne zaman izliyorlar bilmiyorum. 1-2 hafta şey montaj süresi oluyor ya. Şu an dolar 26 mı? 26.5 evet. Mu? Oralarda bir şey. 26. Belki şu an izliyorsanız daha farklı bir şey olabilir, onu bilmiyorum. İnşallah olmaz. Gerçekten araba bir piyasasına fena vurdu. Bir de F30'lar durdu artık durdu şimdi patladı şey yani. Olmaya başladı, yatırım aracı olmaya başladı. Aynen, o muhabbet çoğu de var. Çoğu insan yatırım artık alıyor. İşi bilmese de alıyor, işi bilse de alıyor. Galeri, ya bakkal bile galeri oldu. Yapacak bir şey yok. O yüzden artık millet parasını arabaya yatırıyor. Millet parasını arabaya yatırıyor, araba kalmıyor. Araba kalmayınca da. Kalmayınca da arz ve talep meselesi. Aynen, çok artık. Ne kadar talep olursa o kadar artar. Neyse alalım bunu ya. Kanka ekspertize sokalım, para tamam. Konuşalım. Tamam. Hayırlı olsun diyelim ya, sıkıntı İnşallah. Yok. Senden bize her türlü bir dost işi bir şey çıkar oğlum. Yok baba, araba bizim bir şey çıkarsa getir dükkanımız tamam, burada. Tamam kanka, öyle yaparız. Araba her zaman bizim. Bir de beyazlarını ben çok seviyorum. Emirhan beyazlarını çok seviyor ama da. Güneşte çok güzel duruyor. Güneşte güzel duruyor da. Kapalı da duruyor da. Araba ben, görselde iyi yani. Bunların zaten kırmızısını denk düşürürsen 10 numarasın. Mavi
mavisini bir de siyahını beğeniyorum. Ama siyahla da uğraşılmıyor ya. Siyah da her gün yıkayacaksın da oto yıkamacı adamsın tamam yani yıkarsın. Tamam ama artık müşterileri yıkayalım, kendimizi yıkayalım, eşimizi dostumuzu yıkayalım derken bazen aynen kendi arabamızı bile yıkamıyoruz. Yo doğru, hakkım var. Yani siyahı vardı bundan önce bende. Aynen. Yok beyaz çok güzel. Beyaz zamra. Tam görselde. Önce havada film çektirdim ben. Aynen. Önce sıkıntı yapıyorlar mı? Sıkıntı yapmıyorlar. Allah Allah. Ya ben şu ana kadar sıkıntı yaşamadım. Çevirmeye gelirsem o an konuşacağız artık. Ben ya ne zaman cama film çeksem ertesi benim günü patlıyorum. Benim arabalarım bu şekilde. Hatta dışarıda olan arabalarım da bu şekilde yani. Onları da inşallah başka ticaretlerde i̇nşallah, gösteririz. İnşallah her zaman. Ben ne zaman şunu yapsam arkadaşlar ertesi gün çevirmedeyim. İşte yok, niye ön camda film var? Abi annem kapalı. Ama klasik yalanlar. Ya işte eşimiz var, şeyimiz var. Evet. Bu arada annem gerçekten kapalı, yalan değil ama. Benim de annem öyle kapalı. Bu yüzden söylemiyoruz yani onu. Tamam kanka, hayırlı uğurlu tamam, olsun. Hayırlı, Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Buradan ekspertiz yapalım. Tamam. Bugün noter zaten yetişmeyecek. Yarın sabah hem bir kahvaltı yaparız hem noterimizi yaparız. Aynen kanka, yarın sabah hem yaparız. Hem çayı çorbamızı içeriz. Aynen aynen. Nasipse bitiririz. Biz mi bu tarafa gelirsen mi bizim tarafa nasip gelirsin? Nasip isterse. Tamam onu yani konuşuruz. Yani dükkanın durumuna göre tamam kanka konuşuruz. Eleman tamam kaçta gelecekse tamam ona göre geliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hayırlı olsun diyorum bak. Bak orada bir şey düşeceksin ha, senle pazarlık yapmadım. Bak 50'nin altı olmaz. Tamam. 50'ye göre 50 okay, sen hesabını kitabını yap ama tamam, tabii ayrı bir ağır bir şey çıkarsa düşeriz. Tamam. Yani yaptırır beni. Evet bak pazarlık yapmadım. En son finalde biten rakamı başlığa yazacağım. hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Siz de arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.